Hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim turizm sektörünün nabzını yokluyoruz ve şimdi de sizlere Türkiye'de turizm denince, tatil beldesi denince akla gelen ilk yerlerden Antalya Kemer'den sesleniyoruz. Çıralı Hera Otel'deyiz. Yanımızda Durmuş Bey var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Durmuş Bey. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de aslında tatil yapabileceğimiz çok yer var, çok mekan var. Biz bunların içerisinden seçim yaparken nelere dikkat edelim, nasıl yapalım? Şimdi öncelikle burada beklentiler önemli. Yani bizim bölgemizi, biz Kemer'in Çıralı yerin bölgesinde yer alıyoruz. Bizi misafirlerimizin tercih etmesinin en büyük sebebi öncelikle doğamız. Ardından ise burada insanlar dinlenmeye geliyorlar daha çok. Burada çok fazla eğlence, müzik gibi bir şey bulamazsınız. Kendinizi dinlersiniz. Öncelikle iş hayatından sıkılan misafirlerimiz ve şehrin stresinden kaçan herkes Çıralı'ya kaçarlar gelirler, öyle söyleyelim. Kimse buradan geri dönmeyi düşünmez. Herkes burada kalmak ister. Her zaman söylediğimizde bir laf vardır. Misafirlerimiz hani buraya bir kere değil, bir ömür gelirler. O yüzden hani gelmeyen misafirlerimiz varsa davet ediyorum. İkinci, üçüncü sefere mutlaka gelirler. Peki konaklama nasıl oluyor? Bizde iki tip konaklama alternatifi var. Bizim öncelikle oda kahvaltı veya yarım pansiyon konaklayabiliyor misafirlerimiz. Birazdan zaten de görselde misafirlerimiz görür. Bizim odalarımız hep villa bungalov şeklindedir. İçerisi son derece lüks dizayn edilmiştir. Gelen bir daha gelir. Görebiliyoruz bunu zaten. Teşekkürler. Peki efendim Türkiye'de turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla turizm sektörünü biliyorsunuz bu genel zaten şu anda ülkemize maalesef üzücü bir durum ama her şeyde aynı sistemin getirdiği bazı etkiler yavaş yavaş gerçi yerini artık bizim gibi yani butik otelleri bırakıyor. Bizde piyasa hani sektörü yeni girmiş bir tesis ama çok şükür iyi tutunduk ve umarım arkası da gelecek. Yani 5 yıldızlı oteller tabii yavaş yavaş şu an hani gözden düşüyorlar. Hani bizim misafirlerimizin neredeyse hepsi eskiden 5 yıldız her şey dahil konsepte giden misafirler. Ama şu an hepsi artık yavaş yavaş butik otellere dönüyorlar. Böyle yarım pansiyon oda kahvaltı sistemini. Özlemişiz. Umarım daha da ilerleyecek. Peki efendim diyelim ki ben Çıralı Hera Otel'e rezervasyon yaptırdım ve geldim. Beni nasıl bir süreç bekliyor, neler yapacağım burada, nasıl kafa dinleyeceğim, nasıl tatil yapacağım? Biz misafirlerimiz hani normal internet üzerinden de rezervasyon alıyoruz. Telefonla veya mail üzerinden de birçok misafirimiz geliyor. Öncelikle ben misafirleri burada hani ilk olarak düşündükleri tarih aralığını belirlemelerini öneriyorum. Niye diyeceksiniz? Antalya sıcak bir bölge. Bana bazen Temmuz ayında hava soğuk mu diye soran misafirlerimiz oluyor. Yani sıcaklarınız yoksa yazın o muhteşem 3 ayları tavsiye etmiyorum. Özellikle Ekim ayı veya Mayıs ayı güzel olur. Ama su sıcak olsun, her gün ben denize gireyim derseniz de en güzel dönem tabii ki Haziran'dan sonra başlar. Ekim'in sonuna kadar Çıralı bölgesi, Kemer bölgesi çok güzeldir. Misafirlere tavsiye ederim. Kafa dinlemek isteyen misafirler için birebirdir zaten. Bizi tercih eden misafirlerimize şunu söyleyeyim. Hani bizim için önce normalde hani direkt rezervasyon yaptırdıktan sonra biz bir gecelik peşinat gibi bir bedel rica ediyoruz. Ardından geri kalan turu zaten otele geldikten sonra diyorlar. Tatilin keyfini çıkartıyorlar. Umarım hepsi memnun da kalıyordur. Sağ olsun zaten puanlarımızdan veya verdikleri, bizde söyledikleri sözlü yorumlardan da anlaşılıyor. Umarım gelenleri de memnun edeceğiz. Peki Antalya için turizm cenneti diyoruz. Sahip olduğu avantajlardan dolayı ve mekanlardan dolayı aslında. Dediğimiz gibi en başına sorduğum sorudaki gibi burada çok fazla otel, pansiyon vesaire var. Biz izleyicilerimiz buraya geldiği zaman neden Çıralı Hera Oteli tercih etsinler? Sizi diğer işletmelerden farklı kılan şeyleri alalım. Hemen söyleyeyim. Ya öncelikle bölge olarak hani doğasıyla müthiş bir bölgeyiz. Zaten gelen herkes bunu görür. Hani ben şu anda kendi otelimin farkını size biraz da söyleyeyim diğer tesislerden. Öncelikle çok yeni bir tesis. 2014'ün Temmuz ayında açıldık. O sebepten daha 2 yıllık bir işletmeyiz biz. Odalarımız son derece kalitelidir, son derece yenidir. Malzeme kalitesi olsun, malzemenin yeniliği, bakımı vesaire her şey çok son derece hijyeniktir her şeyden öte. Oda içi temizliğimiz, havlu veya genel olarak havuz temizliği vesaire her gün çok titiz olarak, kendim zaten birebir başında bulunurum. Onun haricinde odalarımızın içleri çok ferahtır. Toplamda da balkon dahil 48 metrekaredir. Ayrıca 4 metreyi bulan bir çatı yüksekliği var. Bu sebeple yani içerisi asla basık veya böyle havadar, hani son derece havadardır açıkçası. Böyle basık bir ortamda misafirler konaklamaz. Çünkü ahşap villaların en büyük sorunudur bu. İçerisi koyu renkli olduğu için genelde. Hani ve 2 metre 50 santim gibi çatı yüksekliğiyle misafirler hani içeride nefes alamazlar. Ama bizim 4 metreyi bulan bir kat yüksekliğimiz bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Terasta oturmak ayrı bir keyif verir misafirlere zaten.
Ya anlatılmaz yaşanması gerekir diyorum ben. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler efendim, siz de biraz daha sessiz, sakin, kafanızı dinleyebileceğiniz bir tatil geçirmek istiyorsanız, biraz da titizseniz ve kaliteli hizmet almak istiyorsanız, Antalya Kemer'i tercih etmişseniz Çıralı Hera Oteli'yi tercih edebilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam edeceğiz.